günlük hayatta kullanılan bazı asit ve bazların yaygın adları ve kullanım alanları tabloda verilmiştir. Buna göre bu maddelerin kullanım alanları ile ilgili tabloda verilenlerden hangileri yanlıştır diye soruluyor. Tuz ruhu kireç doğru olarak verilmiş. Potaskostik sabun yapımında kullanılır. Özellikle sıvı sabunlarda. Nişadır tuzu kuru pil yapımında kullanılır. Doğrudur. Karınca asidi cam temizleyici olarak kullanılmaz. Formik asit. Dördüncüsü yanlış. O zaman doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda formülleri verilen oksijenli bileşiklerden hangisi asit yağmuru oluşumuna neden olmaz diye soruluyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Kalsiyum oksit bazik bir oksittir, metal oksit olarak. Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Suya atıldığında kalsiyum oksit sönmemiş kireç zaten, sönmüş kirece yani bir baza dönüşür. Oksit formunda da baz özelliği zaten gösterir. Diğerleri asidik oksitlerdir. Hepsine bakarsak ametal oksitler diğer dördü de. Ametal oksitlerde oksijen sayısı en az 2 ise asidik özellik gösterirler. Mesela bir tanesini gösterelim. SO3 suya atıldığında tepkimeye girerek sulfrik asite dönüşür. Hepsinden farklı asitler açığa çıkar suyla tepkimelerinde. Doğru cevap C seçeneğidir. Günlük hayatta kullandığımız tuz ruhuyla ilgili verilen yargılardan hangileri yanlıştır? Mide öz suyunda %0,4 oranında HCL bulunur. Doğrudur. Tuvalet ve lavabo taşlarında oluşan kireçlenmeyi gidermek için kullanılabilir. Kireçler genel olarak bazik kalıntılardır, bazik maddelerdir. O yüzden kireci asit temizler. Bu anlamda tuzuru da kullanılabilir. Sabun üretiminde kullanılır. Bu bilgi yanlış. Sabun üretiminde bazik maddeler, bazılar kullanılır. Kostik gibi. Asitler değil. O yüzden üçüncüsü yanlış. Doğru cevap yalnız üçten C seçeneğidir. Çaydanlığın iç yüzeyinde oluşan kirecin temizlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Çaydanlığın temizlenmesi için bir zayıf asit kullanabiliriz. Sirke gibi. Sirke çünkü asetik asit içerir. Organik bir asittir ve zayıftır. Hem çaydanlığa zarar vermez hem de kireci temizleyebilir. Diğerleri zaten baktığımızda sud kostik bir bazdır. Sodyum hidroksit bazı baz temizlemez. Çünkü sirke baziktir. O yüzden asidik bir maddeye ihtiyacımız var. Amonyak yine bir bazdır. Deterjanlar bazik maddelerdir. Güherçile de potasyum nitrat tuzudur. O da ne tür bir tuzdur? Bu anlamda zaten kullanılamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Banyo ve yer fayanslarının temizliğinde aşağıdaki kimyasallardan hangisi daha etkili olur? Banyo ve yer fayanslarında genellikle kirlilik oluşturan kireç kalıntılarıdır sudan gelen. Onlar da asitle temizlenebilir. O yüzden tuz ruhu kullanmamız gerekir burada HCl. Gayet iyi bunu temizleyecektir. Alkollerin böyle bir özelliği yok. Alkoller antiseptik maddeler ama bu şekilde asitlik özellikleri yok. Amonyak, çamaşır sodası ve sol midroksit zaten üçü de bazik maddelerdir. Bazılar bazik olan kireci temizlemez. Kireç bazik olduğu için onu asidik olan HCl temizler. Doğru cevap A seçeneğidir. Hasan öğretmen öğrencilerinden asitlerin, bazların ve tuzların günlük hayattaki kullanım alanları ve bu maddelerin oda sıcaklığındaki pH değerlerini ilişkilendirmesini istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ilişkilendirmesi yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan D seçeneğidir. Fatma'nın kek yapımında kullandığı kabartma tozu bazik bir maddedir. Asidik değildir. pH 7'den büyük olmalıdır. Bu bileşi hatırlayalım. Sodyum hidrokarbonat tuzudur veya diğer adıyla sodyum bikarbonat tuzudur. Bazik bir tuzdur. Neden bazik olduğunu da açıklayalım. Bu tuzu meydana getiren baz sodyum hidroksit, asit ise karbonik asittir. Baz kuvvetli asit zayıf olduğu için oluşan sodyum bikarbonat tuzu bazik tuzdur. Diğerlerine de bakalım. Ebru çaydanlıkta birikmiş kireci temizlemek için bir asit kullandığını söylüyor. Evet kireç baz olduğu için asitle temizlenir. pH 7'den küçük. Limon suyu ondan sonra sirke kullanılabilir. Doğrudur. Efe aküsü sıvı olarak bir asit kullanmış. Bu da doğru. Sülfürik asit bulunur aküde. Doğrudur. Ali lavabo açıcı olarak kullanmış bir bazik maddeyi. Kostikler kullanılır zaten genel olarak. Kuvvetli bazlar. Lavabolardaki yağ birikintilerini temizlerler. Sodyum hidroksit gibi. Mehmet yağ çözücü olarak kullanmış. Yağları da bazılar çözer. Zaten o yüzden lavabo açıcılarda genelde bazıları tercih ediyoruz. Kuvvetli bazıları. Diğerleri doğrudur. Aşağıdaki maddelerden hangisinin yapısında asit bulunur? Kireç çözücü asidiktir. Çünkü kirecin kendisi bazik olduğu için onu çözmek üzere asitler kullanılır. Tuz ruhu gibi, kezzap gibi, asidik maddeler kireç çözücü. Diğerlerine bakarsak hepsi bazik zaten. Lavabo açıcı daha çok yağ kalıntılarını temizlemesi için bazik olarak tercih edilir. Yağ çözücü zaten bazik olması lazım. Amonyaklı da da unutmayalım. Mesela mutfaklarda ocakları sinekte kullandığımız beyaz sıvılar. Onlar da yağ çözücü, amonyak içerirler. Çamaşır suyu baziktir, sabun da zaten baziktir. Geri kalan hepsi bazik maddelerdir. Kostik ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit maddelerinin genel adıdır. Doğru. İkisi de kuvvetli bazdır. Genel olarak kostik şeklinde adlandırılırlar. Potas hidroksit de potas kostik, sodyum hidroksit de sut kostik denir. Ciltte tahrişe veya yanıklara neden olur. Bu da doğru çünkü ikisi de kuvvetli bazdır. Yumuşak ve sert sabun üretiminde kullanılırlar. Bu da doğru. Potas kostik yumuşak sabunda, sud kostik de sert sabunda kullanılır. Bütün öncüller doğrudur. E seçeneği doğru cevaptır. Görseldeki çamaşır makinesindeki rezistanslarda oluşan kireçlenmeyi gidermek için verilen maddelerden hangileri kullanılabilir diye soruluyor. Rezistanstaki kireç basit bir maddedir. O yüzden asitle temizlenebilir. Tuz ruhu asidiktir, Kezap asidik, sirke de asidik. Ancak burada tuz ruhu ve kezap dikkatli kullanılması gerekir. Çünkü bunlar kuvvetli asitlerdir. Fazla kullanılırsa rezistansa bu da zarar da verebilir. O yüzden Hepsi kullanılabilir ama sirke tabii ki daha güvenli zayıf asit olduğu için. Doğru cevap 1 2 3 E seçeneği olmalıdır. Asit yağmurlarının zararlı etkilerini azaltmakla ilgili verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Asit yağmurlarına sebep olan en önemli gazlar azot ve kükürt oksitleridir. Mesela azot dioksit ve kükürt dioksit. Bu gazlar da atmosfere en çok Fosil yakıtların yakılmasıyla salınırlar. Mesela motorlu taşıtlardan, sanayi tesislerinden açığa çıkar bu gazlar. Bu nedenle fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir. Doğru. Toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Bu da doğru. Çünkü trafiğe çıkacak araç sayısını azaltacaktır toplu taşıma. Üçüncüsü sanayi tesislerinde bacalara fitne takılmalıdır. Özel fitnelerle bu asidik oksitler tutulup tuzlara dönüştürülür. Zararsız bir hale getirilebilir. O yüzden Hepsi de yapılabilecek çalışmalardandır. Doğru cevap E seçeneğidir. Görseldeki paslı demir çivi ile ilgili olarak hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. Demir pası demirin havadaki oksijenle tepkimesiyle yani oksitlenmesiyle oluşur. Ve bir metal oksit olduğu için bazik bir oksittir demir pası. Bazik oksit olduğu için de asitle temizlenebilir. Bazik karakterlidir, doğru. Sirke ile silinerek temizlenebilir. Çünkü sirke asidiktir. Bu da doğru. Su ile silinerek temizlenemez. Bu mümkün değil. Çünkü suda çözünmez bu oksit. O yüzden 1 ve 2 doğrudur. Doğru cevap C seçeneğidir. 25 derecede pH bölüm POH oranı birden büyük olan bir sulu çözelti için hangi yargıların doğru olduğu soruluyor? PH bölü POH birden büyüktür. O zaman bu şu anlama gelir. PH POH'dan büyük olmalıdır. Pay paydan büyük olması gerekiyor. Hatırlarsak nötr bir çözeltide bunlar zaten birbirine eşittir 7 olarak. PH'ın poHtan büyük olması o halde 7'den büyük olması anlamına gelir. Çünkü biri 7'den büyük olacak öbürü küçük olacak. Mantık olarak mesela PH 8 olursa pH 6 olacaktır en az veya 9'a 5 şeklinde. O zaman pH 7'den büyük olduğu için bazik bir çözeltidir çözeltimiz. Buna göre H iyonları sayısı OH iyonları sayısından fazladır deniliyor. Yanlış. Çözeltimiz bazik olduğu için OH daha fazla olması gerekir. Yağ çözücü olarak kullanılabilir. Yağı bazik maddeler çözeceği için bu bilgi doğrudur. Kireç çözücü olarak kullanılabilir. Bu yanlış çünkü kireç çözücü asidik olması gerekir buna göre yalnız 2 b seçeneği doğru cevaptır.